Kamil Alboşoka, 7 yıl önce İngiltere'ye sığınma başvurusu yapan İranlı bir Arap. Ders çalışmadığı zamanlarda küresel insan hakları örgütleriyle İran'da idam cezasının kaldırılması için mücadele veriyor. İki kuzeni ve üç yakın arkadaşı vatana ihanetle suçlanıyor ve idam edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Hepsi Ahvaz Arap azınlık grubundan. Onlara çok yakındım. Çok eğlenirdik. Bu yüzden idamlarını hayal bile edemiyorum. Bu çok ama çok zor. Af örgütü idam cezasını yıllık olarak izliyor. Örgüte göre geçen yıl İran ve Orta Doğu'daki idam sayısı kaygı verici. Jen Wetzel, 2012 raporunun yazarı. İdam cezalarının %75'i 3 ülke tarafından gerçekleştirildi. Bunlar İran, Irak ve Suudi Arabistan. Özellikle Irak ve İran'da her yıl yüzlercesini görüyoruz ve bunlar sadece bizim gözlemleyebildiklerimiz. Rapor geçen yıl dünyada 682 idam cezasının infaz edildiğini ve bu sayının 2011'den 2 fazla olduğunu belirtiyor. Kullanılan yöntemler arasında zehirli iğne, asma, baş kesme ve idam mangası var. Uluslararası Af Örgütü, İran, Suudi Arabistan ve Irak dışında başı çeken ülkelerin Çin ve Amerika olduğunu söylüyor. Çin'deki idamlar devlet sırları kapsamında. Ancak Uluslararası Af Örgütü rakamların binlerle ifade edilmesi gerektiğini söylüyor. Wetzel'a göre rapor bazı kötü eğilimlere işaret ediyor. Geçen yıl Japonya, Hindistan ve Pakistan yeniden idam cezası uygulamış. Ancak iyi haberler de var. İyi gelişmelere bakarsak özellikle Batı Afrika'da değişim görüyoruz. Benin, Ghana ve Sierra Leone'de hükümetler idam cezasını kaldırma planları yapıyor. Ölüm cezasından vazgeçen ülkelerin sayısının artması Af Örgütü'nün çalışmalarının başarıya ulaştığı şeklinde yorumlanabilir. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.